Değerli Manisa TV izleyenleri, Sağlıklı Günler programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün genel cerrahi uzmanı Operatör Doktor Cüneyt Turgun bizlerle birlikte. Evet Cüneyt Hocam'la uzaktan bağlantıyla konuşuyoruz konumuzu. Meme kanserini konuşuyoruz. En son hocam muayenede kalmıştık, nasıl muayene edeceğimizi. Özellikle banyoda çok rahat bir şekilde muayene edeceğimizi bahsetmiştiniz. Buyurun devam edelim hocam. Ve muayene sırasında koltuk altınıza da bakıyorsunuz şöyle yine yuvarlaklar çizerek. Evet. Ama koltuk altındaki nemfinizden zedelememek için çok abartarak, sert basarak muayene etmeyin. Sonra kadınlar kendilerinde ağrı yaratabiliyorlar. Tabii. Buna da lütfen dikkat edin. Burada eğer bu arada muayene ne zaman? Muayene adetinizin 6. 7. günü, 8. günü gibi memenin en yumuşak olduğu zaman yapılmalı. Adete doğru bir şey hissederseniz bu genellikle aslında bir kitle olduğu anlamına gelmez. Memenizde ödem olduğu anlamına gelir. Buna dikkat etmeniz çok önemli çünkü yanlış zamandaki muayene kişinin sinir sistemini bozabilir. Aman dikkat. Bu arada mamografi ve ultrason denen bazı teknik yöntemleri. Hocam mamografiye gelmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi adet döneminde rahatlıkla muayene edebileceğimizi söylediniz. Peki menopoz döneminde nasıl muayene edebilir kişi kendini? Menopoz döneminde değişik bir şey yok. Menopozda 50 yaşından sonra kadın her ayın bir gününü kendine standart seçecek. Evet. Ve o zaman muayene edecek. Çünkü hani burada bugünden yarına değişen bir meme yapısı olacağı için adetin şu günü diye bir şey yok. Diyecek ki ayın ikinci salı günü yapacağım ya da ilk salı günü yapacağım gibi bir ritme olacak. Tamam hocam. Mamografiye devam edelim hocam. Mamografiyi biz şimdi, kaç yaş aralığında yaptırabiliyoruz? Şöyle, tanıda neler kullanıyoruz ve bir kadının muayenesi ne olmalı? Önce ultrason dediğimiz bir şey var. Ultrasona birçok kadın hamilelik nedeniyle girdiği için bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet. Biz orada bebekleri görüyoruz. Biz de böyle bebekler veriyoruz. İşte burada bir kist görüyorsunuz. Tamam mı? Evet. Bir de bunlar ultrasonik dalgalardır ve her yaşta yapılabilir özelliğe sahiptir. Kişiye bir zarar vermez. Onun için genellikle genç yaş grubunun rutin taramasında kesinlikle ihmal etmediğimiz bir tanı yöntemidir. Mamografi ise düşük dozda olsa bir radyasyon verilen bir röntgen tekniğidir. Günümüz tekniklerinde çok düşük doz ışınla çekilebildiğinden bir kişinin bütün ömür boyu alabildiği radyasyon dozu bir yılda alabileceği, yani mamografi nedeniyle alabileceği radyasyon dozu bir iki yılda alabileceği radyasyon dozuna eşit. Onun için çok bir sıkıntı yaratmıyor. Burada memenin bir filmini çekiyoruz. Bunun gibi. Burada gördüğünüz gibi memenin sağlam bölgelerinde şeyler var. Evet. Hiçbir şey yok. Basit yağ dokuları var. Halbuki burada tümörel bir gelişim var. Meme başının altına kadar uzanıyor. Bu çok güzel görüntü verdiği için kolaylıkla tanı koyabiliyoruz. Bunun içinde kireçlenmeler vesaireler görünebiliyor ama mamografiyi 40 yaşından sonra çekiyoruz. Halbuki kişinin rutin muayeneleri bir kere bir kadın 18-20 yaşlarında kendi kendine meme muayenesini öğrenmeli ve ömür boyu ayda bir kez olmak üzere yapmaya devam etmeli. Evet. Bu kadının olmazsa olmazı olmalı. İşte menopoz öncesi dönemde adetin 6. 7. günü, menopozdan sonra da ayda belirleyeceği bir gün yapacak. Evet hocam. Böylelikle bir erken teşhisi bulmuş oluyoruz, evet, yani tanımış oluyoruz. Doktorumuza gidiyoruz. Kendi yapısını izleyecek. Evet. Ben bunu şuna benzetiyorum. Mahallede sokağınıza park edilmiş bir araba gibi. Eğer mahalledeki bütün arabaları bilirsen yeni bir araba park ettiğinde bunu kolaylıkla fark edersin. Kesinlikle. Dışarıdan dersin. Evet. Bizim de bedenimiz böyledir. Eğer burada yeni bir doku değişiyorsa bir dakika ya ben bunu daha önceden muayene etmedim, böyle bir doku yoktu, bu nereden çıktı deme şansına sahip olursunuz ve buna odaklanabilirsiniz. İlk ultrason işte 25 yaşında, 30 yaşında olabilir. 30 yaşlara kadar 4-5 yılda bir ki muayene yetiyor. Ama 30 yaştan sonra 40'a kadar
iki yılda bir kadının görülmesi, bu arada ultrasonla da, yani hem doktor muayenesi hem de ultrasonla bakılmasında fayda var. Biraz evvel gördüğüm hastam 31 yaşındaydı. Çok ve maalesef ileri evre meme tümörü var. Yani hani bu yaşta ne olacak ya, dur bakalım gencecik diyorsun ama çok da nadir değil. Ve maalesef özellikle son dönemlerde beslenmelerin bozulması ve hormonların artması nedeniyle meme kanseri ciddi şekilde genç yaş grubunda daha fazla görülmeye başladı. Bunun sonuçlarını bir 5-6 yıl içinde basında da okuyabilir hale geliriz. Çünkü daha çalışmaları yeni yapılıyor. 2000'lerden sonra ortaya çıktı bu. Özellikle polikliniklerdeki herkes ya çok daha fazla genç hastayla karşılaşıyoruz galiba diyor ama işte ya yaşlılar şu an sokağa çok çıkamıyorlar ya da gençlerde gerçekten daha fazla var. Ama bunlar istatistik olarak anlam ifade edebilmesi için tek tek sayılması gerekiyor biliyorsunuz. Tabii. Bunların sonuçlarını da birkaç seneye göreceğiz. Evet hocam. Bu arada 40'lı yaşlarda ilk mamografi başlıyor. Evet. Ve senede bir kere mi yapılıyor hocam? Tavsiye edilen. Hayır. İlk 50 yaşa kadar 2 yılda bir. Tamam. 50 yaşından sonra dünyanın birçok ülkesinde farklı olmakla birlikte 1 ya da 2 yılda bir. 65 yaşa kadar. 65 yaştan sonra tekrar 2-3 yılda bir rutin taramadan çıkıyor. Çünkü bir kanserojen bir şey gelişse de artık beden kendini yavaş tamir ettiği için o yapı birdenbire değişmiyor ve süreçleri uzatıyoruz. Zaman gerekiyor. Tutum vermemek için. Anladım hocam. Efendim? Zaman için, yani o zaman yavaş ilerlediği için, o zamanı yayıldığı için 2 senede bir aynı şekilde bir herhangi bir keteme veya bir doktor muayenesiyle bunu mamografiyi çektirebiliyoruz. Peki aynen hocam, korunma yöntemlerine gelmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. Her kanserde olduğu gibi meme kanserinde de bir evre olayı var. Yani birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre ve dördüncü evre şeklinde. Bu evreleri aslında konuşmak istiyorum ben sizinle ama İkinci evre benim çok dikkatimi çekti. Memede hiçbir tümör yok ama koltuk altı lenf bezlerinde bir kanser türü çeşidi oluşmaya başlıyor. Evre yani, iki bölüm anlatılmaz ama. Buyurun hocam. Bu değil. Onu hemen değiştireyim. Tamam. Çünkü evre iki memede hiçbir şey yok değil. Tam tersi, memede tümörünüz var ama koltuk altında da başlamış demektir. Ha, yani bu aslında gizli bir tümör var hocam. Buyurun. Tabii tabii, iki tarafta da vardır. Şimdi bak, evre 1'in en başları şu. Evet. 1-1,5 santime kadardır tümör. Evet. Sonra yaklaşık 2-2,5 santime kadar ilerler. Bu evre 1'in sonlarıdır. Sonra evre 2A'ya doğru gider ki burada gördüğünüz gibi artık tümör koltuk altında vardır. Orada ifade edilen şey, memede kitle hissedilsin ya da hissedilmesin, koltuk altında hissedilirse anlamını taşır. Çünkü meme her zaman şurada gördüğünüz gibi koltuk altına gelmeden bitmez. Şurada benim bir duvar panom var. Size onu da şöyle göstereyim. Çok iyi olur hocam. Bu duvar panosunda gördüğünüz gibi koltuk altına kadar uzanan bir yapımız var. Biraz hocam netleştirebilir bulanık miyiz? Bir saniye konuşalım. Bakın. Evet. Ve meme burada gördüğünüz gibi koltuk altına kadar uzanabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi. Evet hocam. Halbuki her zaman böyle değil. Kimi zaman şurada kesiliyor. Ve bu da bize daha farklı tanılarla çıkması sebebi oluyor. Neden? Şimdi normalde biz memeyi böyle bekliyoruz ama koltuk altında şişlik var ama öbür gibi hani şöyle uzanan bir memede zaten koltuk altındaki sertlik yine memenin kitlesi. Meme sadece orada koltuk altında. En başta bir şey söylemiştim. Meme aslında bir ter bezidir. O yüzden koltuk altında imal edilir biz anne karnındayken. Sonra yavaşça buradan kalkar gelir ve bulunduğu yere gelir. Bu yüzden bazen koltuk altında bir kısmı kalır ki
hani koltuk altında sarkan bir ikinci memeymiş gibi görünür bu bazen. Ya da buraya gelir, devam eder ve buradan meme başları yapar. Ama bunlar kanserojen bir özellik taşımazlar. Ama şunun bilinmesi gerekiyor, onlar da meme olduğu için bir genetik yatkınlık fark edilirse onlara da müdahale edilmesi gerekebilir. Çünkü hani memeyi kurtardım, sorun yok zannederken oradaki bir meme dokusu atlanabilir ve çok tehlikeli olabilir. Mutlaka. Peki hocam, korunma yöntemleri... Tabii, buyurun. Şimdi korunma yöntemleri... Korunma yöntemleri, evet, onu konuşalım istiyorum hocam. Yani aslında en önemli olayımız o. Çünkü meme kanserinden korunma yöntemlerini eğer ne kadar gerçekleştirebilirsek, ne kadar kendimizi koruyabilirsek aslında birçok hastalıktan da kendimizi korumuş olacağız. Çünkü meme kanserine Allah korusun yakalandığımızda sonrası evreleri de var diye biliyorum hocam. Akciğere sıçrama olayı var veyahut beyne sıçrama olayı var diye bir yazı okumuştum onunla ilgili. Nasıl korunabiliriz hocam biz meme kanserinden peki? Şimdi şöyle, önce bir meme kanserinin hani demin beyne ve akciğere sıçramış olarak anlattın ya, onunla ilgili o zaman tedavisiyle de ilgili çok küçük bir şey söyleyeyim. Çok sevinirim hocam. Biz meme kanserini tabii öncelikle ameliyat ederek çıkarıyoruz. Neden? Bir kitle var. Yine buradan yürüyelim. Bir kitle var ve ben bunu burada bıraktığım sürece... Yani evde karınca yuvası var ya da ne bileyim böcek yuvası var. Aman böceğinin yuvası var. Ben o yuvayı orada bıraktığım sürece sadece zehirle aman böceğini evden uzak tutabiliyor muyum? Hayır tabii ki de. İlla ki süpürüp o yuvayı da oradan dağıtmam tabii, lazım. Tabii mutlaka. Öyle değil mi? Aynen. Bizde de öyle. Çünkü bunların bir genetik tetiklemesi var ve tümörlerin de kök hücreleri var. Tümörler kendilerini o kök hücrelerden üretip hücre yumakçıkları haline getiriyorlar. Evet. Eğer hani demin bir şey söyledin, erken yakalamak, geç yakalamak niye önemli? Erken yakaladığımızda, şu kadarcık yakaladığımızda kitle damarsız. Hiçbir yere yayılmış değil. Ve yayılamıyor da. O yüzden bunu etrafıyla aldığında hastalık bitmiş oluyor. Peki, yavaş yavaş etrafına yayılmaya başladı. Hala daha ameliyatla alınabilir ama riski biraz daha arttı. Ama hani evre 2 dediniz, şuradan koltuk altında bir tutulma oldu. E peki ben sadece şunu alarak bu aradakileri görmezden gelmiş olursam bedene zarar vermez miyim? Mutlaka. O zaman onların kanala dökülüp vücut içine yayılabilme şansı oluyor. Eğer biz koltuk altında lenf nodu saptarsak cerrah olarak dururuz ve önceliğimizi onkolog arkadaşlarımıza devrederiz. Onkologlar tedavi ederler ve verdikleri kemoterapetik ajanlarla bu hücrelerin vücuda dağılabilir, kaçabilir, yaşayabilir, bölünebilir ve hayatlarını sürdürülebilir yeteneklerini ortadan kaldırırlar. Biz o tümör dokusu kanlanmayı ve sağa sola tutunmayı kaybettiğinde müdahale etmek isteriz. Böylece dokuya müdahale eder, sadece o bölümü almaz, etrafını da alırız ama bağlantılar yok olduğu için geride bir şey bırakma riski olmadan ya da vücuda yayılma riski olmadan kimi zamanda da tümüyle ölmüş tümöre müdahale ederiz. Bunun adı da bizim tıptaki kendi aramızdaki adı neoadjuvan kemoterapidir. Yani kemoterapinin zaten ileride verilecek başa alınmasıdır. Tabii bu arada kemoterapi lafı herkesi çok rahatsız eden bir sözcük ama şöyle düşünün. Kemoterapi doğru, zehir. İyi ama bir böcek zehiri. Seni öldürmek için verilmiyor bedenine. Tabii. O böcekleri, o mikropları, o kanser hücrelerini öldürmek için veriyor. Ve dozu özellikle belirleniyor ki biz zarar görmeyelim. Evde böcekleri öldürmek için attığın bir zehir değil mi? Zehir. Tabii. Eğer o zehiri içersen sen zehirlenmez misin? Zehirlenirsin. Tabii ki. Peki niye evdeki böcekler için zehir kullanıyoruz? Çünkü onun dozu
belki senin burnunu kaşıntırır, gözünü yakar, hadi belki kusturur ama seni öldürmez, ama onları öldürür. Burada önemli olan doz eğrimizdir. Onkolog arkadaşların görevi de, onkolojik doktorların görevi de burada hasta için optimum dozu belirleyip bu eğriyi uygulayacak şekilde kemoterapiyi uygulamak, ne yetersiz kalmak ne de ona zarar verecek kadar yüksek dozu uygulamaktır. Eğer bu açılara da dikkat edilerek yapılırsa, ki günümüzde artık bunlar çok standartize ve çok modernize ve hekimlerimiz artık modern koşulları çok iyi izledikleri için inanılmaz sonuçlar alıyorlar ve hatta neredeyse tümörün tümüyle ölmüş, geride ya tümöre kemoterapiye tam yanıt deniyor. Hani hiçbir şey bulamadığımız hastalar oluyor. Daha önceden biyopsilerimiz olduğu için tümör olduğunu biliyoruz tabii ki. Ama o kadar güzel ölüyor ki, daha sonraki cerrahiyle o kadar güzel temizleniyor ki artık bu hastalar 10 yıllarca hiç bir başka problem yaşamaksızın hayatlarını sağlıkla devam etme yeteneği kazanıyorlar. Bir de radyoterapi dediğimiz bir şey var. O da memeye ışın veriliyor ve memedeki hücrelerin, tümör hücrelerinin uyanıp yeniden üreyebilme yeteneğini ortadan kaldırıyor. Böylece biz hastalığı tedavi etmiş oluyoruz. Evet. Peki hocam, son olarak size sormak istediğim bir şey var. Bir kadın, operasyon geçiren bir kadın veya şöyle sorayım size, hamile ve doğum yapacak ve bebeğini emzirecek. Fakat öncesinde bir operasyon geçirmiş veya şu anda memesinde bir tümör var, yani meme kanseri başlangıcı var diyebileceğimiz bir durumda olduğunu farz edelim memenin de. Bebeğe bir herhangi problem yaşatır mı, yoksa meme için bebeği emzirmek meme için bir sağlığına zarar verir mi, meme organına? Onu sormak istiyorum hocam size. Meme ile kanserin ya da meme kanserinin çocuğa sütle geçmesi diye bir şey söz konusu değil. Evet. Ama eğer anne o sırada kemoterapi alıyorsa, hı-hı, hem ana rahmindeki bebek hem de kemoterapi aldığı sürece süt çocuk, hı-hı, için bir tehdit olabilecektir. Buna dikkat ederiz biz sadece. Evet. Bir de bana korunma ile ilgili küçük bir şey sormuşsunuz. Eğer birkaç dakikamız da varsa onu anlatıvereyim. Hocam bir 5 dakikamız kaldı yaklaşık. Süper. Çok kısa bir zamanımız var. Hemen aynen, onu da bahsedelim. Son olarak konuşalım onu da hocam. Buyurun. Burada 2 tane çok önemli korunma metodu, 3 tane korunma metodumuz, tabii, var. Bir, hı-hı, hormonlardan uzak kalıyoruz. Kiloya dikkat ediyoruz bunun için. Evet. İşte mümkün olduğu kadar yüksek doz hormon tüketmiyoruz. Hı-hı. Kendi hormonlarımızı arada baktırıyoruz. Dozları yükselmiyor. Ve hormon verici gıdalara da dikkat ediyoruz. Bunlar zaten halk arasında bilinen gıdalar. Bu tip bazı şeylerde afaki tüketimlere dikkat, evet, ediyoruz. Özellikle menopoz geçişlerinde. İki, strese dikkat ediyoruz. Çünkü o tek başına, özellikle menopoza doğru giden kadınlarda tek başına hormonal dengeyi bozduğu için bizim için kanser yaratıcı bir kaynak. Tabii. Üçüncüsü de, eğer ailede sizi tehdit eden bir genetik kod varsa, hı hı, ailede birinci derece, ikinci derece akrabalarda varsa ailevi taramanızı yaptırıp, ki bugün büyük hastanelerin neredeyse tümü yapıyor, hızlı bir şekilde genetik taramanızı yaptırıp eğer burada bir şey varsa buna yönelik koruyucu tedavilerle bundan kurtulmanız önemli ki hani... biraz evvel Angelina Jolie efekt diye bir şeyden bahsetmiştim. Evet. İnsanlar meme dokusunu boşaltıp içine protez koyup erken dönemde bundan kurtulabiliyorlar. Hı hı. Çünkü maalesef genetik kod çok şiddetliyse burada bir problem ortaya çıkıyor. %80'e varan oranda kanserle karşılaşabiliyoruz. Biraz evvel gösterdiğim bu görüntü de burada önemli. Meme böyle ciltten uzak bir organ değil. Hı hı. Tam tersi, cildin altına uzantılar veren bu organ. Uzantılar olduğu için memeyi şöyle düzlemesine kesip çıkarmak yetmiyor. Bütün bu uzantıları tek tek bir meme cerrahı tarafından temizlenip meme en az %95 oranında çıkarılmış kabul edilerek nüksü, yani tekrarlayabilir yeteneği ortadan kaldırılarak bir cerrahiyle İçine de protez koyup yeni bir meme yapıp sanki hayatına kendi memesine devam ediyormuş gibi sağlıklı olması oluşturulabiliyor ki bu da bizim koruyucu cerrahilerimiz için.
Anladım hocam. Hocam verdiğiniz bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik maalesef ki. Ben verdiğiniz engin bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun, bizi kırmadınız. Dar vaktinizde bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Bir başka programda umarım Manisa TV stüdyolarında sizi görmeyi çok isteriz hocam. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Büyük keyifle. Çok sağ olun. Sizlerin de sağlıklı günler olsun efendim. Çok sağ olun hocam. Özellikle biliyorsunuz kadınların tam bu tip bir dönemindeyiz. Maalesef. Bütün kadınlara aynı zamanda Kadınlar Günü'nde kutlu olsun. Çok teşekkür ederim hocam. Kadınların her günü, bizim her günümüz aslında kadınlarımız. Aynen ama öyle. Onlara saygı duymayı öğrendiğimiz dönemler diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Olsun. Şimdiden kutlamanız çok çok mutlu etti bizleri. Biz de sizlere çok teşekkür ederiz. Tekrar sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün Operatör Doktor Cüneyt Turgul'u canlı bağlantıyla ekranlarınızın karşısına getirdik. Bugün meme kanserini konuştuk, korunma yöntemlerinden bahsettik. Umarım siz de bu bilgilerle biraz olsun kendinize dikkat etmeye çalışırsınız. Çünkü erken teşhis, erken muayene, kendimizi muayene etmek çok çok önemli biz kadınlar için. Evet değerli izleyenler, Perşembe günü tekrar ekranlarınızın karşısında olmak dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.